Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'a madem böyle bir şey istediniz, peki öyle yapalım. Psikoloji, empati, bakış tarzı. Öfke, yani psikoloji derken içsel dengenin her şeyi yerinde kullanılması, birbirine karşı münasebetin dengeli olması. İçsel alem. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mustafa'sıdır. Mustafa, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 55 tane ismi vardır. Beşir'dir, Ahmet'tir, Muhammed'dir. Mustafa'dır, Mahmut'tur. Bu normal Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali gibi değil yani. Mesela Mustafa, Huzuzat-ı Nefsanesinden istifa edip Estefa'ya gelip Mustafa diyen olmasıdır. İstifa, Estefa, Mustafa. Yani iç alemce alemde çatışmalar yaşıyor insan. Dogmatik dedikleri felsefede. Dışa açıktır, dışarıdan gelenlere açıktır, içeriden de dışarıya karşı da açıktır, kontrolsüzdür ilk dönem. Onları kontrol edebilmesi çok kemalattır, erdemliktir, irfandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öne çıkan sıfatlarından bir tanesi de irfanı, erdemliği, kemalatını ifade eden, nefsaniyetindeki doğmalardan, doğmatiklerden, yani işten çıkan o hallerden sıyrıldığını istifa edip, böyle bir insanın istifa etmesiyle ortaya çıkan ruhsal bir denge estefa olur. İstifa, estefa, böyle bir insana bir ad konulur. Adı da Mustafa'dır. İstifa, estefa, Mustafa. Yani içsel dengeli bir insan. Denge adamı. Bir tanesini söyleyeyim, bir dengesini. Şimdi çıkacaksın miraca. Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu bir bardak da su istiyorum. Rüyetine, görmesine, Allah'ı görmeye ve konuşmasına ehadiyetiyle mazhar olacaksın. Ve bütün kainatın kaynağını, menbaını, tezgahlarını göreceksin. Bütün kainatın çekirdeği son olduğunu müşahede edeceksin. Geleceksin, bedevilere kanaat edeceksin yani. Sahabeye kanaat edeceksin, etikisine kanaat. Olamayacağını anlatayım şimdi. Cebimizde para olunca arabamız değişiyor. Yürüyüş bile değişiyor. Kahve gidiyorsan kahven değişiyor. Ya konuşman değişiyor. Yani dükkana girerken bile halin değişiyor böyle. Yani parası var mı yok mu belli olur. O da para hemen bizi değiştir diye. Peki o aleme git, gel bu aleme dengeli ol. Yani nasıl bir denge? Yani dengeyi anlatmak için söylüyorum. Bizim elimize bir imkan verdiler mi ne olduğumuzu şaşırıyoruz yani. Anlıyor musun? Şimdi böyle bir dengeyi karıştırmamış. Diyebiliyoruz da, otur. Hey, konuşma. Böyle yapmamış. Peygamber Hazretleri. Tahkim etmemiş. Ufak bir kız çocuğu ki onu örnek gösteriyor. Çünkü çocukların, kadınların zaten, kızların hiçbir değeri yoktu. Elinden tuttu diyor. Yarım saat Medine'nin dışına götürmüş. Hiç itiraz etmemiş, yürümüş. Devenin yularını çeker gibi. Çocuk götürmüş. Şimdi içsel denge, yani kazanımlarıyla beraber iç alemi boyamak ve onunla dışarıya bakmak. Şimdi onlardan bir tanesi, öfke insanın içinden dışarıya gelir. İçeriden dışarıya gelir. Hüzünse dışarıdan içeriye doğru işler. Ne olur peki neticesi kontrol edilmezse? Öfkeden
öç ve intikam hırsı doğar. Hüzünden dert, keder, hastalık hasıl olur. Abi bir misal vereyim. Şimdi hiçbir derdimiz yok. Fakat burada bir türkü çalsın yani böyle seni etkileyen bir uzun havadan, kısa havadan bilmem ne. Hele bu yurt dışında, bu gurbette neydi bu şehrin adı? Linz. Şimdi gurbetten gelmişsiniz buraya. Hiçbir şey yok şu anda. Bak nasıl yüzün olur. Of of diye başlasın şimdi. Alır senin yüzün. Hiçbir şey yok. Bir dert alır. Gidersin bu sefer başlar vücut ona göre salgılamaya. Ona göre salgılamaya başlar. Yani nasıl inanırsanız ene aine zennab gibi öyle muamele görürsünüz yani. Dertlenirse vücuttaki salgılama dertleri üreten bir salgılama ortaya çıkar. İyiyim. İyiyim diyeceksin böyle. Bak nasıl ki iyilik oluyor. Mesela uykum var. Uykum var. Ben gidiyorum. Hakikaten uykum geliyor. Veya hastayım. Hastayım ya hakikaten. Takat yok yani. İnan şaka size söylerken şimdi dedim bende de başlıyor yani. Kendini motive ediyorsun böylelikle yani. Telkine açıktır insan. Onun için la ilahe illallah, la ilahe illallah veya o zikir evratların tekrarının çok hikmetinden bir tanesi budur. İnsan kendini motive etmesidir. Onun alemine giriyorsun yani. İşte hüzünden, o hüzün veren şeylerden dert, keder, neticesi itibariyle de hastalık çıkıyor. Yani artık baş ağrımaları oluyor, his dengesizlikleri oluyor, hisler bozulunca duygular bozuluyor, duygular bozulunca haletler bozuluyor, depresyonlar devreye giriyor vesaire. Başka bir tane. Şimdi evde çatışmalar oluyor. Karı koca çatışması, çoluk çocuk çatışmaları, cemaat çatışması, cemaat içindeki çatışmalar, ona ait bir çareye ait bir misal. Bakayım ilginizi çekecek mi? Çok hoş. Osmanlıca bir kitaptan alıntıdır. Sağda solda belki bir yerlerde görürseniz, buradan falan demeyin. Bu Osmanlıca Osmanlıların tedavi etme ait, psikoloji tedavi etme ait bir kitaptan alınan bir misaldır. Kimsenin değil bu. Diyor ki, gelmiş, şikayet ediyor. Yani bunu uygulayalım, nasıl yapalım? Hanımla sıkıntım var, problemim var. Veya hangisini uygulayayım? Cemaatta bir arkadaşınla problemim var. Veya cemaatle arasında bir problemim var. Hangisini yapayım? Örnekle uygulayayım. Ne diyorsunuz? Karı koca mı? Karı koca yapalım. Bu işe yarar. En önemli olanı. Tamam. Şimdi arıyı bilirsiniz. Kovanı. Kovanı bilirsiniz. Gider gelir. Çalışıyor. Şimdi arının bir tanesi gitti. Çiçeğini topladı. Geliyor. İrtifası belli, koordinat tabi. Bu arada çıktı çalışmaya gidiyor. Bu giderken o geliyor. Bu misali eğer becerebilirsek çok kolay olur yani. Şimdi bu arı giderken o arı geliyor. İrtifaları aynı. Yükseklikleri, koordinat. Tam burun buruna geldiler. Tamam. Burun buruna gelince bu bunu diretiyor, bu da bunu diretiyor. Böyle çırpınıyorlar. Neredeyse ikisi de düşecek aşağıya. Çünkü kanat da çırpmakta zorlanıyorlar. Bu sefer arı anası geldi. Ne oluyor dedi ya. Bir bakalım şunu. Arı biliyorsun yönetici. Uzaktan bir baktı. Bu arıyla kafa kafaya gelmiş. Demiş ki niye böyle efendim demiş gelen. Bana yol vermiyor ki dedi, geçeyim. O da diyor ki bana yol vermiyor. Arı bey diyor ki, arı anası, bu arıya, buradaki kovandan çıkana, irtifanı yükselt.
Bunu diyerek ikisini de mükafatlandırıyor. Dönene diyor ki, tamam senin hakkındır, buyur, seni kim engelleyebilir? Buyur, yolun açık olsun. Buradan gidene diyor ki, senin yerin orası değil, irtifane yüksek, uğraşma. Onu da ne yaptım? İltifatlandırdı. Tamam mı? Bu sefer o yükseldi, irtifasını yükseldi, tak diye baktım geçtiler. Sorun varsa kafa kafayasın da ondan. Sorunu çözmek istiyorsan irtifanı yükselt. Anladık mı? Yani sorunu görebilecek kadar sorumlusun. Kusuru görebilecek kadar kusurluyuz. Hazmedecek kadar daha irtifamız yükselmedi. Sıkıntı olduğu zaman değerli ustad, kafanızı kaldırın, güzelliklerini görmeye çalışın. Kilitlenme ona. Mesela dinde temelde olmayıp, namus meselesi olmadıkça, bana böyle dedi, şöyle gittiğiyle uğraşmaktansa kafanı kaldır, benim gibi bir adama hanımlık yapıyor olan, benimle babam kaç saat durur? Söyleyeyim sana, seninle babam kaç saat durur, kardeşin kaç saat durur? Senin kahrın kaç saat çıkıyor? Benimle 2-3 saat durmaz. Onu metenden der ya. Ulan ders yapıyorsun, Kur'an okuyorsun, ama sen bir şey bilmez misin der ya. Beni böyle der. Sana der ki yeter yani. Demek ki senelerden beri bize hanımlık yapacak bir psikolojiye sahip. Malımızı dikkat ediyor, namusuna dikkat ediyor, çoluk çocuğuna bakıyor. Ulan öteki tarafı da olsun lan, o kadar da olsun yani. Peygamber hanımı mı bekliyordun ya? Peki bir dakika. İyi olmasını bekliyorum. Sen iyi misin? Bir kendimize bakacağız. Hasenat ve seyyat. Allah'ın ölçüsü odur biliyorsunuz. Cenab-ı Hak ahirette mümine muamelesi iyilikleri bir tarafa, kötülüğü bir tarafa. Hangisi galip? Söyle muamele edin. Yoksa kilitlenmiyor ki füze gibi bir hedefe. Şu şey. Ama başka güzellikleri de var. Ondan sonra ayet-i kerimede meali iyiler iyilere, kötüler kötülere diyor. Demek ki sen de ortalama onun gibi bir şeysin yani. Değil mi? Özgürlük kendini tanımlamaktır. Kendini ifade etmektir. Özgürlük imandadır arkadaşlar, gençler. İmanın dışında özgürlük istibdattır, hapishaneliktir, köleliktir, sömürülmektir, esarettir, işçiliktir. Neyim bak şimdi? İman arttıkça koluna vurulacak palangalar kalkar. Sigaradır, kahvedir, televizyondur, tamam. Efendim, maaştır, tamam. Tenkit için demiyorum. Yani ya olmazsa olmazların var ya, bak kurtulamıyorsun. Kurtulamıyorsun. Her kurtulamadığın şey senin hürriyetini kapatan, kilitleyen palangadır. Hürriyetini kaldırıyor. Hadi kahve gitmedi göreyim. Açma da televizyonu göreyim hadi. Nasıl açayım? Yani mecbursun açmaya. Bak hürriyetin alınmış. İstibdad-ı şeytani, tahakküm-ü nefsani, hürriyet namı verilmiş. Şeytanın istibdadına ve ben hürüm değilsin arkadaşım. Hür olsaydın istediğin gibi yaşayabilirdin. Mesela çok şey yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Söyleyeyim size. Sabah namazında kalkıyorsun, saati kuruyorsun, kalkacaksın. Zil çaldı, tepesine biniyorum 5 dakika sonra. Niye kalkamadın? Hür değilsin ki. Kalk da göreyim, nasıl kalkacaksın? Birileri engelliyor, bana sonra diyor. Bırak onu. Yat aşağı, sen şimdi uykun var, çalışıyorsun diyor ya. Ne işin var bu işlerle? Der gibi. Hadi o şeylerden kurtul bakalım. Demek ki hürriyet imandadır. İman arttıkça hür olursun. İnsanları köleleştirmek dini almakla mümkündür. Hürriyetin kurucusu Türkiye için dedi ki, ben bu insanların nesillerini, Osmanlı neslinin hayvan durumuna getirmesem kapatıp gideceğim dedi. Sonra da sattı gitti. Hayvanlaştırdığı kişiye sattı. Ne yaptı? Ruhunu aldı, posayı bıraktı.
Evet arkadaşlar, hürriyet iman dairesindedir. Mesela iyi olmak istiyoruz, olamıyoruz. Demek birileri yapmak istemiyor, birilerinin işine girmiyor benim. Gideyim namaza diyorum, gidemiyorum. Niye gidemiyorsun kardeşim? Birileri gitme diyor. Sana git de göreyim hadi. Mesela oyalamasa patlar adam. Talihsi babu koyuyor. Kim ki kendisinin efendisi değildir, o esirdir. Kim ki kendi inandığı gibi yaşayamıyorsa esirdir. Orman kuşu asla bir kafes istemez. Hür olduğu için. İnsanı esaret altına alan bir tanesi de sestir. Bazı güzel mabet kuşları ses yaptıkları için onu kafese aldılar. Değil mi? Güzel öttüğü için. Ama ötmeseydi dağlarda serbest olacaktı. Usta da diyor ki meziyetin varsa hafa turabiline kalsın ki nişunema bulasın. Biliyor musunuz? Kötülüklerinizle kazandığınız düşmanlar olsa, meziyetinizle, özelliğinizle kazandığınız düşmanlar yüzdür. Acayip bir şey yani. Çok tuhaf. Bir daha tekrar edeyim hocam. Bir daha tekrar edeyim. Mesela birisine komşuya bağırdım, çağırdım, öp, öp falan. Fabrikada şuna kaç kişiye ancak kötülüğün ulaştı. Yani sesin ulaştığı yerde, yumruğun ulaştığı yere kadar kötülüğün var, o kadar tanır. Ama senin bir meziyetin olsa, bir özelliğin çıksa, medyaya yayınsa, ondan sonra kim o işte alakalı, onunla yakınlık hissediyorsa seni görmediği halde lens denilen bir adama karşı haset başlıyor mesela. Kıskançlık başlıyor. Depreniyor böyle, ya bırak ya adam burada falan ya. Acayip bir şey. Yapmaz, yapana dengeller. Yani meziyetleriniz eğer kemal bulmamış insanları karşınıza almışsınız demektir. Zaten Müslüman olmak küfrü karşına almak gibidir. Hiçbir söz sessizliğin bilgisini ve haletini taşıyamaz. Sessizlik bambaşka bir şeydir. Sessizlik var ya. Hiçbir zaman sessizliğin ifade ettiği manayı hiçbir ses ifade edemez. Yani kendini, dediniz ya siz böyle bir şey ders yapın, psikoloji istiyoruz. Ben de içsel dengeyi yapıyorum. Yani kendine dönük, kendini dinleyebiliyorsan o sessizlik işte, o sesi o zaman duyarsın. Kulağımız hep harici olursa, dışarıyı dinlemeye yönelirse kendi içsel dengelerimizi duyamayız. Oysa iç dengelerimizdeki o güç dışarıdaki hadiseleri kavrayabilecek, ezebilecek kadar güçlüdür. İnsanı Allah güçlü yaratmıştır. Ama kendi cevherinin kıymetini bilmiyor. Tanımıyor ki. Bakılacak yüze utanılacak söz söyleme. Hazreti Ali radıyallahu anh. Devam ediyor. Diyor ki bir gün onunla dost olacağını unutma. Sonra nasıl telafi edeceksin? Çok zor değil. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak onunla övünmektir. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, başarıyı muvaffak olduktan sonra onunla övünmektir. İçsel dengeyi kaybetmek gene. Eli avuca sığmamak, fravunlaşmak. Hep böylece dönün, dikkat ediyorsanız. Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır bu işte. Mesela başka bir şey. Attığınız tokada karşılık vermeyen kişiden sakının. O hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza imkan bırakmaz. Vicdanınızı alt üst eder. Mesela birisine yaptığın kötülük, o da boyun eğdi, seni yakıyor. Bir örnek vereyim size.
İstanbul'da şeyde Haliç Köprüsü'ne aşağı iniyorum. Dershane arabasıyla Ok Meydan'dan Haliç'e doğru iniyorum. Hiç unutmuyorum. Bak vicdan ne yapıyor? Nasıl adam esir ediyor? Yağmurdu. İnerken arka taraftan 204 pazar arabası vurdu. Bir baktım ki 5-6 kişi çıkmış. 5 kişi bir rahat var diye. Malatyalı pazarcılar, pazar şey yapıyor. Normalde çok bilirsiniz, bilmem burada yoktu böyle. Direkt çapalak çadır. Türkiye'de meşhur. Pazarcılar kamyona yığmış. Ondan sonra ha gençler. Abi 204'te yağmur da var. Artık arkada vurdu bana. Fazla da bir şey yok Allah'tan ama beni kırıp döktü. İndi artık beni yiyecekler yani. Dedim arkadaşlar bir arkadan vuruyorsunuz, iki doğamadınız. Hala ben mi suçluyum dedim ya. Söylesin tatlına yiyecek beni. İyi tamam kardeşim, sana bir şey var mı? Yok, bana var. İyi. Tamam dedi. Siz haklısınız. Ama sizi bak şimdi nasıl esaret altına alacağım. Varsa tabii. İnandığınız Allah'a ve inandığınız ahirete bırakıyorum. İnandığınız Allah'a ve inandığınız ahirete sizi havale ediyor. Ha bende ne var? Deyince bir anda donuklaştı, şeye benziyor. Bir gün böyle bir araba bana yine yanlışlık yaptı böyle. Ben de içim böyle elimi, Allah seni mürce etsin be dedim böyle. Adam onu iki kişi arabadan camdan dikiz aynasına gördüler. Bu hata yaptıklarını anladılar da. Bu adam ne yaptı bize diye. Adamlar ileride beni çevirdiler. Aynen. Çevirdiler. İkisi indi. Camı indirdim. Dedi ki elini sağlayarak söylediğin sözü söyle bakalım dedi. Deyim dedim. Allah sizi dedim nurcu yapsın dedim dedim. Bir anda o öfkeli şiddet celal. Bir anda duruverdi, durdu, böyle utanır gibi oldu, geri çekildi, kusura bakma dedi. Çekip gitti arabaya, biraz sonra geldi tekrar, özür dilerim dedi. Çekip gitti. Bir esareti de anlatayım nasıl, o pazarcı biliyorum orada duruyor. Seçim sabaha, arabayı çektik petrolobüse. Şey dolduracağız. Hava. Bu çok antik ama. Bu orijinal. Vicdanla nasıl esir ediyorsun? Arabayı çektim. Önümde birisi var. O da lastik havasını ayarlıyor. Sıra bende. Bu arada da madem o ayarlıyor, pipirikli bir adam yavaşlıyor. Ben de dedim yani böyle bezle camı sileyim diye indim. Bu arada arkadan tam o çıkarken ben arabaya bineyim. Hoppa diye geçti önüme. Dört tane adam var. Baba yiğit adam. Tam seçime yakın böyle. Acayip mafya tipi adamlar. Tam mafya yani böyle. Allah'ın hikmeti bize denk getiriyor. Siz de rastlıyorsunuz ama fark etmiyor musunuz bilmiyorum. Geçti. Tak. Aldı hava şeyini. Lastiğin havasını ayarlıyor. Ben de böyle elimi kıydım arabaya. Böyle seyrediyorum. Olayı seyrediyorum. Psikolojisini seyrediyorum. Hangi güzel. Ondan sonra gitti. Sol arkayı yaptı. Hiç unutmuyorum. Sol ön lastiği şişirdi. Sağ ön lastiği geldi, bana baktı. Ne bakıyorsun kardeşim dedi. Seni bekleyecektik dedi. Aslamadım. Hiç ses yapmadım. Yanmaya devam ediyor demek ki. Yakıyor onu şimdi. Kardeşim ne sessiz duruyorsun ya. Ne olmuş yani? Ne olmuş geçtim seni diye. Biraz önce de öyle dememişti. Yani durunca yine ses yapmıyor. Kardeşim dedi, dilini mi yuttun? Niye bir şey demiyorsun dedi. Niye dedi, ne olmuş yani öyle kızgın bakıyorsun. Dedim ki, seni Allah'a havale ettim dedi. Tırmadım adam. Burada Allah yok dedi, sinirden. Burada Allah... İyi dedim, toprağın altında dedim söylersin. Bunu söylersin. Böyle kızdı, sonra lastiği yapacaktı, yere bir vurdu. Tamam lan yap lan dedi. Tamam istemiyorum yap dedi.
Yok kardeşim son lastiğe niye kızıyorsun? Yap işte zaten son lastiğe kal. Yap dedi. Yapmıyorum dedi. Sen yap. O zaman dedi Allah'ıma Allah havale etme beni dedi. Ses yok. Bak şimdi. Havale vurdu. Ötekiler de cam açık seyrediyorlar. Ama vicdan azabı çekiyorlar. Bu sefer geçti şoförüme tam binecekti indi aşağıya. O biniş o adamı nerede o küllan belli yavaş yavaş geldi. Kardeşim dedi hakkını helal et dedi kusurluyum dedi. Dedim ahirette görüşürüz. Peki ben sana hakkını helal et dedim sen dedi böyle diyorsun. İyi tamam dedi. Bindi arabaya. Onun çalıştırı gitti. Ben de çektim çeker çekmez birkaç dakika tam aynı adam geri geldi. Baktım o adam. O nerede o adam? O gitti başka birisi geldi. Diyor ki kardeşim özür dilerim dedi. Şu ahirete bırakma işini bırak. Hakkını ele bırak. İnan aynı böyle. Bunu bırak dedi. Dedim kardeşim sen inanıyorsun Allah'a. Bir duyguna mağlup olarak Allah'a hakkında böyle dedi. Sen bunu bilen Allah var ki sana azap verdi. O Allah var olduğunu şu anda azap çekmendir. Tamam kardeşim dedi. Azap çekiyorum dedi. Lütfen dedi hakkını helal et dedi. Bağırıyor bak. Şimdi baktım adama. Bir de dedim başkasına yapmayacaksan, söz veriyorsan dedim hakkımı helal ederim. Öyle akıllı. Tamam dedi. Kimse yapmayacağım. Aynı inanın. Dedim peki Allah için hakkımı helal etti. Ha böyle yaptı. Of be. Böyle bir rahatladı. Ondan sonra adam gibi bindi gitti. O kamyonda bağırdı çağırdı. Peki dedim inandığın Allah'a ve inandığın ahirete sana havale ettim dedim. Bir anda şok oldular. Ses yok. Vicdanlı insanlar. Bu nazaratta diyor ki usta. Bu neslin nesliatisi yani bu milletin ecdadının bu çocukları aklen ve fikren ne kadar İslamiyet'ten uzak olsa bile kalben ve vicdanın dinle merbuttur. Dinle bağlıdır. Ne kadar sıfidayı olsa. Ki İngilizlerin televizyonda vermişler. Türkiye'yi gündem yapmışlar. Gidiyorlar Beyoğlu'nda meyhaneden çıkan bir sarhoşa mikrofon tutuyorlar. Biz hakkı seyrettik. Diyor ki Muhammed hakkında diyor birisi küfür etse ne dersin? Şu şeyi vururum kafasına. Bizde diyor ki sarhoşu bu diyor Türklerin. Sarhoşu bu diyor. Sarhoşunu gösteriyor. Bu şişeyi vururum kafasına. Şimdi bu sefer ben bindim arabaya. O araba Malatya'larla. Haliç Köprüsü'nü biliyorsunuz belki. Geçtim. Eskide o mezarlığın altında tünel var. Oraya kadar o kamyon farları dörtleri yakarak nasıl geliyor arkamdan bağıra bağıra. Ben de durmuyorum. Neyse Topkapı'ya dönüş cebine ayrıldım. Bu adam da geldi. Oo, iyi dedim ya bu adam peşim. Dedi, o nerede? Cindiler hepsi komple efendi dizildiler. Dediler ki dedi biz haksızız özür dileriz. Vicdanen rahatsız olduk. Senin dedi bütün masrafını biz ödeyeceğiz. Al sana kağıtla telefonumu sen masrafını yap bile telefon et, senin istediğin yere parayı göndereceğiz. Peki dedi. Peki alamadım yani. Gittim bak vicdan neler yapıyor. Vicdanı tahrik etmek lazım. Sonra ben hakikaten yaptım masrafı. Dedim telefon ettim. Baktım bir kadın çıktı. Meğer ona demiş. Oğlum siz misiniz o dedi. Tamam. Ne kadar şu kadar. Gitti bankaya bana işte hesabıma. İki kat fiyat gönderdi. Sonra akşam ötesi gün telefon ettim. Benim hakkım bu değil ki ya dedim ya. Bunu geri alın dedim falan. Ondan sonra dedi ki vereyim adama verdi. Dedi kardeşim biz dedi bir tanesi cezamız ikincisi vicdanımızın rahatlaması için. Bu sefer dedim ya kardeşim alın dedim. Beni dedim azap içine mi sokacaksın? O zaman seninle tanışmak istiyoruz. Dedim ben falan yerdeyim. Zeytinburnu dersine söyledim. Hangi saatte? Şu saatte gelirseniz ancak görüşelim. Mahsus ders günü. Cumartesi. Baktım 2-3 kişi geldi. O bana hakaret edinler. Bağıranlardı ya. Kapıdan bir girdi. Allah 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 bizim bağırdığımız adam bu kadar yüzlerce kişinin karşısına geçmiş ders yapıyor. Bu adam ona hemen çömeldi. Hemen çöküverdi. Bu adam dersten sonra da tanıştık. Bu adam nur talebeleri oldular. Fakat hala bizim dershaneye gelmiyorlar.
vicdan azabında görmek istemiyoruz. Sonra o fazla parayı da dedi ki şu cemaate şeker ve çay alınsın diye. Bu adamlarla, nurlarla tanışmasına da vesile oldu. İnsanlık acayip bir şey yani. Sen insanlık yap, bırak kardeş. Hayvanlıkla mukabele etmek doğru değildir. Olsun, sen doğru yap. Bir insanla irtibatlanmak istiyorsan, ona da varamıyorsan, onun sevdikleriyle alakadar olursan, o da seninle alakadar olur. Bak, sen bir hanımla, dedik ya hanım ev psikolojisi olsun, varamıyorsun bu insana yani, içsel fethedemiyorsun, içine giremiyorsan, onun sevdikleriyle onun içine gir. Misal, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, bir evde çocukla alakadar olur. Eve gider. O evde ufak bir çocuk vardır, elinde kuş vardır, kuş. Şu Peygamber aleyhissalatü vesselama bak, psikolog yani. Tam bir pedagog. Çocuk kuşla oynuyor, çocuğa halatır soruyor, nasılsın diyor. Cevap verir çocuk. Çocuğa der ki, kuşum nasıl peki diyor. Bak kuş da nasıl fethedecek. Arkadaşlar, bir insanı fethetmek istiyorsan, sevdiğini sevmeye çalış, o da seni sever. Bu sefer kuş hakkında o çocuk hemen kuşumu sordu diye alakadar oldu. Papağan gibi konuşmaya başladı. Çok alakadar oldu kuşu hakkında. Sonra ölünce o kuşun öldüğünü duymuş. Bu hadis Peygamber Hazretesi'nin hayatından aldım. Ondan aldım. Ölünce kuşu taziyeye gitmiş. Kuşu taziyeye gitmiş çocuğa. Demiş, başın sağ olsun manasında, iltifat etmiş, başını okşamış ve ben dedi senin kuşunun vefat etmesinden üzüldüm dedi. Üzüntüsünü paylaşınca çocuk aleyhissalatü vesselam'ı hiç daha bırakmamış. Geliyor musun? Bir insanın acaba bana kırıldı mı? Beni seviyor musun? Acaba seni kıracak bir şey yaptı mı diye ikide bir sorması soruyor mesela. Niye soruyor? Ya beni seviyor musun? Acaba sen kırdın mı? Sen beni seviyor musun? Diye ikide bir bunu sorması senden muhabbetini, sevgini ve alakanı ishar etmeni istediğindendir. Yani şunu demek istiyor. Yani beni sevdiğini söyle. Sen benim için değerlisin desen o tatmin ve motive olur. Seni sevdiğini ilan etmeni istiyor ama kendini böyle ifade ediyor. Arkadaşlar bakın kendisini nasıl ifade ediyor. Mesela bunu kendim tespit ettim. Abi beni seviyor musun? Abi beni hatırladın mı? Abi beni unuttun mu? Belki de bir soruyor. Yani diyor ki benimle alakadar o. Benim sevdiğimi bana ishar et. Yani arkadaşlar, unutmayın, mühim bir cümle söyleyeceğim. Dur bir dakika, mühim bir şey söyleyeceğim. İnsanların en çok muhtaç oldukları kabullenmektir. Kabul görmektir. En çok korktukları reddedilmektir. Şunu yapabilirsin diye yapacağız. Bu çok mühim. Şimdi bir kadın en çok korktuğu reddedilmektir. İnsanın en çok muhtaç olduğu kabullenmektir. Kabul görmektir. Yani hiç kimse kabulü itmemiştir, itemez de. İlk önce estağfurullah falan der. Mesela desen ki, Ahmet ya sen ne kadar hoş bir insansın ya. Sen konuşunca alemim açılıyor falan. Estağfurullah falan diyor. Yok suyum var. İlk önce ya kardeşim şey yapma falan. Ama yok estağfurullah derken ama koy sağ cebime. İltifata karşı düşman olan olmaz. Ama unutmayın. Doğru ve haklı dahi olsa toplum içinde birisini ikaz etmek, onu uyarmak, kötülük yapmaktır. Toplum içinde yapılmaz. Mesela eve geldim size, amcası bu çok yaramaz demeyiniz.
perdeyi yırtmayınız. O çocuk anası herkesten biliniyor. O zaman ailen yapar kötülüğü. Daha önce benden gizli yapıyordu. En azından ben perde oluyorum. Görsen bile yanlışlığını görme. Nasıl düzelteceksin? Hemen o gün değil. Gördüğün kötülüğü, gördüğün akşam değil. Şey yap böyle. Yemekte de lütfen anne babalar. Yemekte de notu atmayınız. Eğitmeyiniz. Yani yemeği yerken şöyle yapmak lazım, şöyle gitmemek lazım, şöyle değildir o. Bu sefer çocuk bundan rahatsız olur ve bir araya gelmekten de rahatsız olur. Sofraya gelmek istemez. Her şeyin yeri vardır. Çekirdek toprağa atınca ağaç olur ama lütfen iki şart lazım. Zaman ve zemin. Kışın atarsan karda olmaz. Yazın atsan bile kayaların üzerine atarsan da olmaz. Her şey yerinde lazım. Ve perdeyi yırtarak sen yavrum kızım böyle yapıyorsun ama yapmaman lazım yerine sandviç metodunu uygulayınız. Hanımınıza ve çocuğunuza. Sandviç ne demek? Sandviç mesela bir baş tarafında ekmek var, bir de sonunda da ekmek var. Ortasında biberli bir sucuk var. Benim gibi adamlar biberi pek sevmez. Şimdi ağzına uyuşur adam. Şimdi biber gibi sözünü çığ verirsen yemez o. İki tane ekmek arasına koy o acıyı. Yani acı bir şey mi söyleyeceksin? Bir iltifat et. Sen var ya sen benim için hakikaten değerlisin. İyi ki varsın. Hakikaten doğrudur yani. Riyakarlık değil. Yavrum ey hanım. Hanım hakikaten Allah senden razı olsun. Bu kadar işler içinde. Benimle de ilgileniyorsun. Çocuklarım bu kadar şeyine şey yapıyorsun. Bak şimdi sandviç yapacağım şimdi. Baş tarafa ekmek şimdi. Sen hakikaten bu kadar sıkılıyorsun. Yani eskide ben düşünürdüm böyle ev işleri basit. Öyle değilmiş ya falan. Ya sen de şey yaptın. Ben. Yok yok ben hakikaten. Tamam şimdi bu sandviçin bir tarafını koyayım. Öyle de işte hanım şu şeyi var ya elini soyarak arkaya doğru çekerek balkonda çamaşır asman var ya beni çok rahatsız ediyor. Elbette öyle şeyler düşünmüyorsun ama sen böyle şey ama ben hakikaten rahatsız oluyorum. Bu da biber. Yapmaman daha iyi olurdu. Sonra ama sen gelebilirsin de gerçi dikkat etmiyorum. Sen kimse yok zannediyordun ya. Gerçi sen bunlara çok hassassın. Ben sana iki tane iltifatın içinde bir acı bir ikaz. Yani çünkü o artık gözükmez acı. İki tatlı arasında acı kaybolur. Yoksa ne biçim insansın ya? Sen ne biçim kafa taşıyorsun ya? Ne anlamıyorsun? Kaç defa dedim sana. Desen doğru da sen direnir arkadaşım. direnir ona. Ben de direnirim. Bir tanesi doğru bir şey dese de bana şimdi toplum içinde. Ya öyle ne biçim konuşuyorsun falan. Ben ne yaparım? Neye gülerim? Ve geçiştiririm ama içimde sorar mı lan böyle deliler de nereden çıktı diye. Kıram koyar. Ama iki iltifat arasında onu koymak lazım. Senin kalbin nihayetsiz vusatı, enginliği ve derinliği var. Öyle değil mi arkadaşlar? Kalbin ne kadar engin ve derin. Kalbe bakın. Nasıl ki cep telefonuyla küçük parçasıyla dünyanın en uzağına gidersin. Gider, görüşür ve konuşursun. Küçük bir parça buna muvaffak oluyor da kalbini düşün. Yani bazılar sordu onun için koydum bunu. Kalp. İslam mesleği de geçiyor. Oradan aldım. Nasıl oluyor böyle insan diyor, alemi gaybın bir santralıdır diyor. Dima içinde. Bir kalp. Sığmadım kainata diyor Cenab-ı Hak. Sığdım beni seven müminin kalbine diyor. Ya bu ne olacak? Bu ufak bir yer. Nasıl olur? İşte ben size söylüyorum. Şu cep telefonu. Yanınızda olmasıyla bütün dünyada olmak aynı değil mi? Her yerle görüşüyorsun. Şu kutuyla. Her yerde görüşüyorsun bakın. Bundan 100 sene önce, 200 sene önce, 500 sene önce böyle bir şey hayal edilebilir mi? Bir de göreceksin yani konuşurken değil mi? Gözüküyorsun yani. O nasıl sen iyi mi falan? Ben nasıl? Üsküde bu evliyalarda olurdu. Öyle değil mi?
Yani ilim terakki ettikçe evliyalık sıradan bir şeye geliyor gibi oluyor. Öyle ilim terakki edecek ki cinlerle, meleklerle muhatap olacak beşer. Cinlere, meleklere iman kısmen azalacağını işaret edeceğiz ve 20. sözde anlatıyor. Bütün güç ve kuvvet ilmin eline geçecek diyor. Mesela şimdi eskide biz lisede okurken atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçacığıydı. Parçacık. Sonra ne çıktı? Kuanta çıktı. Kuantum. Tanecik. Şimdi o atom yok oldu. Kuantum çıktı. Kuantumu da yani nükleer santralda alfa, beta, gamma'ya ayrıştı diyor. Evet, baksana buna da bir isim koyduğumuza göre bu da ayrı bir varlık çıktı diyor. Bu da en son diyemezsin. Alfa, beta, gamma. Ahmet, Mehmet, Ali. İsim koydun. Demek ki bu da var. Bu da ayrı bir şey. Demek ki kuantum şeyi diyor, alfa, beta, gamma'nın bir araya gelmesiyledir. Kuantalar da bir araya gelirse atom oluyormuş. Atomlar da bir araya gelirse işte hücre oluyor, moleküller oluyor vesaire. Bakın. Sonra şimdi İsviçre'de yapılmaya çalışılan o alfa, beta, gamma'nın her bir taneciği de yok etmek. Bakayım ne çıkacak karşımıza. Onu parçalayacak. Esir çıkacak onların karşısına. Esiri de parçalayacaklar. Karşısına kuvvet çıkacak. Kuvvetin adı da zaten cin. Cinlerin vücutları ve meleklerin vücududur. Karşısına çıkacak. Niye? Üstad Hazretleri diyor ki peygamberlerin mucizesi teknolojinin ufkunu açıyor. Ufkunu belirliyor. Hedef belirliyor. Peygamberlerde meleklerle görüşmek var mı? Var. Bu olacak işte. Peygamberler de mesela gemi şey yapmaz. Peygamberler mucizesini Üstad Hazretleri 20. sözde beşerin terakkiyatına ilham verici ve hedef tayin edici özelliğini de taşıyor. Şimdi kalp mesela açıldı. Kalp basit bir şey yani bu nasıl olur? Basit bir telefon arkadaşım. Dünya ile görüşüyorsun. Bak görüyor musun? Eğer peki bunun kartı olmasa şeyi bu ne işe yarar? Hep net. Hiçbir şey yok. Çöpe at. Hiçbir şey yaramaz. Bu kart. Kartta numara, kartın var numara yok. Giremiyorsun içine. Gene bir işe yarar mı bilet? Yaramaz. Yani uyduya misal Allah'tır. Bu cep telefonunun kutusu cesettir. Bataryası hayattır. Program ruhtur. Kartın imandır. Kart numarası imanın seviyesidir. Tamam. Giriyorsun şifreye. Bir misal vereyim. Bilgisayardan anlayanlar vardır. Bir program vardır. Benim bilgisayara yüklersem, senin bilgisayarına yüklersem ki yapıyorlar. Almanya'dan babanın Yozgat'taki bilgisayarı bozuk. O program açık olursa buradaki programla senin babanın bilgisayarına girebiliyorsun. IP numarasındır. IP numarası. O IP numarası ile girdin. Bilgisayarını istediğini yapıyorsun. Nereye girdiğini görüyorsun değil mi? Ne yaptığını görüyorsun. Adam çalışıyor her yere gidiyor fark etmiyor. Ama sen hep görüyorsun nereye. Bir insan Almanya'dan Yozgat'taki bilgisayar kompütüre girer. Ne yaptığını görürse Allah bu beyni yapan Allah senin nereye girdiğini bilmez mi? Allah giriyor bak IP numara senin iman numarasıyla bir girdi. Şifre tırın, cep telefonu açık, enlem ve boylam, koordinatların belli. Onun için adamları, büyük iş adamları ve devlet komutanları vesaire tehlikeden korkan büyük satlar cep telefonlarını yanına almazlar. Açık olduğu anda koordinat ve füze gönderiliyor. Dudayev böyle gitmiştir. Çeçen komutanı vardı ya. Yani sen nerede olduğun belli oluyor. Peki kardeşim bir kartla sen nerede ne yaptığın belli de nerelere girdiğini giriyor, görüyor. Bunu yapan beynin ustası olan sen bu beynin girdiği yerleri göremez mi? Giremez mi? Ya. Evet. Önünüze çıkan engellerle uğraşıp durma. Bırakın onu. Sen seviyeni yükselt. Göreceksin ki önüm bomboş.
Ama kilitlenirsen koskoca havada birine kalırsın oracıkta. O arı misali gibi. Arkadaşlar, bir insan bir insanla dadaşıyorsa, didişiyorsa, kafayı takıyorsa, ona kurtulamıyorsa, onun koordinatı, irtifası da o seviyededir. Bir misal vermiştim ya, mesela uçak 810 metrede gidiyor. Bu taraftan 810 metreden gitsen bir uçak karşı karşıya gelmez mi? Enlem ve boylam aynı olmak şartıyla aynı gelir. Çarpmaması için kardeşim 817 yap, 20 yap. Çık yukarıya. İrtifanı yükselt. O zaman çık diye altından geçecektir. Didişip kalkışmak dansa kaliteni yükselt. Görmeyeceksin onu. Veya hazmetme gücünü sahip olduğunu anlayacaksın. Çoğu insanlar hazmedemediği için dışarıya kusar. Bana böyle dedin, şöyle baktın, şöyle demek istedin, şöyle çaktın. Bunlar mesafeleri aynı oranda bilgi sahibi olabilirsin. Çok iyi papağan gibi ders yapabilirsin. Çok iyi şey yapabilirsin ama eğer eyleme geldiği zaman iki kişiyle baş başa böyle burun buruna geliyorsan kusura bakma. Eylem ve his itibariyle koordinatlarımız, irtifanız aynı. İrtifanı yükselt. Usta diyor ki, birbirinizin kusurunu araştırmayınız. Kusurunu görmek, o kusurdan daha büyük kusurdur. Kusurunu itiraf etmek, kusurun kusur olduğunu kabul etmek, kusur kusurluktan çıkar. Şu psikolojiye bakın ya. Bak ne kadar hoş bir şey. Onun için irtifamızı yükseltmemiz gerekiyor. Etrafındakilerin kıymetini kesilince anlarsın. Etrafındaki ana baban dostların var ya, kesilince, ortadan kalkınca anlıyoruz. Değerini. Çınar yok olunca, kesilince, yağmurun ve güneşin elemiyle yeni tanışırsın. Vay be! Ulan şu bizim kapının önünde ne çınar varmış ya. Hem bizi yağmurdan hem de güneşten korurmuş. Onun için size hemen söyleyeyim. Anne babası sağ olanlara bir müjde. Kardeşim gönlünü alın. Allah o gönüllerin, o gönüllere tecelli ettiği şey sizin gönlünüze yansıtır. Dualarını alınız. Yanınıza almayı ganimet kabul ediniz. İltifat edin. Daha önce çınarın engel olduğu gibi öndekilerin sana çınar gibi koruduğunun farkında değilsin. Ne zaman baban giderse vay be. Hani var ya böyle buluçana gelir boy hiç kimse yok dünyada. 20-30 arası benden başka kim bilebilir? Yani bilen benim ya. 30-40 arası diğerleri de bilir yani. Babam da bilir yani. Babam da bilir tabii. 40'a gelince tabii babam tecrübelidir. Tabii babam o bizim bildiğimiz gibi değil. 50 olunca baba çok tecrübelidir ya. 60 olunca keşke babam olsa da danışsam. Ama işten geçmiştir. Badel harabı bassa onun adı. Bağdat Arabı Basra nedir biliyor musun? Bir derviş Bağdat'a gitmiş de Basra'ya. O zaman tahtalıymış evler. Ya demiş bana bir yemek şey yapın, da verin, yemek verin, açın. Nasıl o zaman İslam'da barışmamışlar mıydı bilmiyorum, şey yapmamışlar. Gitmiş de bir ufak parası varmış böyle, et istemiş, canı çekmiş. Gitmiş kasaptan et almış, bari bunu pişirme müsaade edin. Hiç kimse şey yapmamış. Allah'ım sana havale ediyorum bu milleti demiş. Ona Basra'ya yanmaya başlamasın. Ateşte. Ateş yanmaya başladı. İlk yanarın yanına gidip etini, o aldığı biraz etini pişirmeye başlamış. O eti pişirip yiyene kadar Basra yanmış. Demiş ki ya Rabbi, nefis körledik ama Badr-ı Harab-ı Basra. Basra yok olduktan sonra. Evet, bir işe yaramıyor yani. Et yersin ama o bedel, büyük bedel ödeyerek. Etrafındaki ölünce büyümeye başlıyorsun. Etrafındakiler meğer sana gölge yapıyormuş. Meğer seni güneşten koruyormuş. O zaman vefat edince
O zaman sen hayatın yükünü hissetmeye başlıyorsun. Her yük konulunca büyüyorsun. Büyüdün, o zaman anlıyorsun. Yoksa çınarın altında oynuyordun. Oynamaya da devam edecektin. Günahlara da başa çıkabilmek için kaliteni yükseltmen gerekiyor. Arkadaşlar, televizyon vesaire bir günahlar. Hele hele televizyonun iki sıfatından kesinlikle ahlaksız ve korkulu filmden kesinlikle uzaklaşın. Ruh alt zemini çöküyor. Ruh alt zemini çökünce ehli olarak söylüyorum bak. Bu benim biraz sağım. Bu sefer erva habiseye müptela olursunuz. Bu cin değil. Erva habise cin gitti değil. Cinlerden başka beş tayfe de var. Ban, can, dan, han, man, tam, tes diye ulema İslam. Tabi yeni duyduk. Ne okuduk gibi duyacaktık. Bunlar erva habisedir. Musallat olur. Buhran geçirmek, depresyon geçirmek, ani feveran etmek, tahammül güçsüzlüğü, tahammül edememek, içsel, şu anda depresyon deniliyor, içsel dengenin boşalması vesaire vesairelerin şey yok. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir günahtan kurtulamıyor musun? Hani var diye biraz önce misal verdim. 810 metre yüksekliğe bir uçak gidiyor, buradan da birisi geliyor. Yani günahlar sana hangi seviyede irtifada geliyorsa burun buruna gelme. İrtifanı yükselt. Yani kaliteni yükseltirsen seni esir alamaz. Kaliteni, irfanını, erdemliğini, kemalatını yükseltirsen seni abluka edemez. Ezersin. Niye bazı insanlar senin kurtulamadığın, seni esaret altına aldı ki üstad diyor. İstibdad-ı şeytani, esareti haybani, hürriyet bana verilmiş. Senin kurtulamadığın o cazip zannettiğin senin esaretin olan o günah bazılarının ayağının topunu ıslatamamış. Niye arkadaş? Demek ki irtifasını yükseltmiş. Hani ustad diyor ya her gün yüzlerce binlerce böyle insanın insana günahlar haramlar mukabil geliyor. Kastamonu 148'de. Ne yapacaksın buna karşı? Kaliteni yükselteceksin. Mesela bir günah sana diyor ki bak et bas git yap. Kaç derecedir? 5. 6 derecede sen irtifanı yükseltirsen o günah seni ıska geçer. Kur'an'da zaten baştan aşağı budur. Yapamıyorsanız ortamından uzak olunuz. Yani sudan ıslanmak istemiyor musun? Suya girme. Suyun içine girdikten sonra ıslanmak istemiyorum diye bağırma, bir işe yaramaz. Ağzına şekeri koyduktan sonra lezzet almak istemiyorum demek beyhudedir. Ağzına şeker var. Koyma. Yani Kur'an'da zina yapma yoktur. Psikoloji tedaviye bak. Zina yapma demiyor. Zinaya yaklaşma var. Çünkü yaklaşmamanın içinde yapma var. Ama zina yapmanın yapma lafzı içinde yaklaşma yoktur. Neye benzer? Plajdan geçiyorum. Gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yeter. Ama girdikten sonra frenler, balatalar yalanmıştı, fren tutmaz. Plaja girdin mi fren tutmaz. Girdin, efendim ben bakmıyorum, bakmam. Onu takken anlat. Televizyonu açayım mı açmayayım mı? Açmamaya gücü yetmeyenin açtıktan sonra kontrolüne gücü yetmeyecektir. Eğer açtıktan sonra güçlü gücüm var diyorsan o güç açmamaya da yeterdi. Diyeceksin ki ulan başından beri 3 defa söyledim bunu niye diyorsun? Bak bir tanesi bana dedi ki bunları nasıl değerlendireceğiz dedi şerit ailede. Bismillahirrahmanirrahim deyip de düğmesine basabiliyor musun? Mesela siz hayal edin. Televizyona gidiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Deyip basabiliyor musun? Basın. Ah besmele çekemediğin yere basarsan seni de basarlar ya. Ama şu var. Şu kapımız açık arkadaşlar.
Öyle ya hello ya melu yok. İslamiyetler. Düştük. Arkadaşlar 453 mektubatta diyor ki telviyat-ı tisada ahkamı yapmasa da, yapamasa demiyor cümle. Ben eskide yapamasa biliyordum. Öyle ezberlemişti. Hayır. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Doğru yapamıyor musun? Bak çıkış yolumuz gençler. Doğru budur ama yapamıyorum. Allah beni affetsin. O harika bir şeydir. Allah onu çok seviyor. Allah seni günahsız görmek istemiyor ki zaten. Yani günahsız, yani günahsız olacaksın diyor. Bu mümkün değil yani. Ama şu mümkün. Allah beni affetsin yapamıyorum. Ya Rab yardım et bana. Beni bana bırakma ya Rabbi. Ben unuttuğum zaman sen beni unutma ya Rabbi diye demeli. Bir de okuyacağım ya. Olsun. Bir de arkadaşlar Kur'ansız gönüllerinizi bırakmayınız. Kalkar kalkmaz ilk işiniz Kur'an okumak olsun Allah için. En azından bir satır. En azından üç satır. Allah rızası için rica ediyorum. Yalvarıyorum. Çünkü çok rastlıyorum bu yurt dışında. Hocam kronik baş ağrısı, hocam kalp şeyim var, hocam işte akşam yatamıyorum, uyku sorunum var. Efendim kadın hastalıklarının %99'u, samimi söylüyorum, bir sürü ilaç içiyorlar. Hep ervah habisinin rahatsızlık vermesine kaynaklanıyor. Cisimde tezahür ediyor. Arkadaşlar Kur'an okuyun. Bir şeyim yok. Bir şey olup olmadığını şöyle deneyebilirsin. Kur'an'ı alabiliyor musun? Alamıyorsun demek var işte. Ne var sende? Kur'an'ın zıttı var. Kur'an'ın zıttı olmasaydı alırdın. Ne var sen? Kur'an'ın zıttı ne oluyor? Kur'an'ın zıttı işte erva habise. Aldırmıyor sana yani. Aldırmıyor. Almayacaksın arkadaş diyor. Almayacaksın. Sesi duyacaksın. Bana ne diyor biliyor musun bu? Alçak. İlk işim Kur'an okumak benim. İlk işim. Allah hepimizi de böyle öldürsün inşallah. Şimdi bana diyor ki ya Risale oku dedi ya. O yorulduğun zaman Kur'an okusun. Baba baba baba. Ben sana okuma demiyorum diyor ya. Okuyacaksın. Ama dur. İlk önce sen sağın bu. Bak. Ola ne alacak? Hiç yemez. Kusura bakma. Hayvan telli. Ben bu Kur'an'ı cüzüm okuyacağım. Her gün cüzüm okuyacağım. Bunun şansı yok. Sen bana niye böyle rahatsız mı oluyorsun? Rahatsız oluyorum dedi. Diyor ya bak. Aynı sözü siz söyleyin bak sabah göreceksiniz. O sözü duyacaksınız. Bana ben duyuyorum ya. Rahatsız oluyorum diyor. Çünkü arkadaşlar nefis seni kandırabilecek kadar ilmi sahip, akıl sahibi. Sende müstakil bir aklı da var. Aptal değil bu. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Nefis yapmıştı mı? Allah Resulü diyor ki benim nefsim iman etti diyor. Müstakil bir vücudu var ya. Seni kandıracak kadar akıllıdır kusura bakma. O nefsi besleyen kim hocam? Biz. İstersem besleme. Sana diyecek akşam yoruldum bak derste bulun ben. Sok biraz içeriye. Günahlardan, günahlara da başa çıkabilmek için kaliteni yükseltmen gerekiyor. Kuşlar nasıl bunu burun buruna gelip çarpmamak için koordinatlarını, yüksekliğini değiştiriyor. Hedefini daha iyi görebilmek için, bak, hedefini daha iyi görebilmek için adına, hedefini görebilmek adına kartal döne döne yükseğe çıkıyor. Kartal böyle kargalar gibi, uçak gibi gitmezler. Kartallar hedefini daha iyi görmek için döne döne yükselirler. Sonra maksadına daha kısa zamanda varmak için uçak yükseğe çıkar. Bir insan kendisi varken başka yöne dönüp görmez. Bak, bir insan kendisi varken başka yöne dönüp görmez. Mesela yönü böyle mi? Yönü böyle ise başka yönleri görmez. O zaman yönüne dön. Beni görüyorsan o zaman yönünü düzelt. Bir örnek vereyim. Şimdi cemaat olsak burada, imam da dahil, yönümüz kıbledir. Kimse kimsenin yüzünü görür mü? Görmez. O zaman sen beni görüyorsan sen bana yönelmişsin. O zaman benim kusurumu görebiliyorsan o gören de o kusurdur işte. Yönün bana neye dönüktür?
Beni niye görüyorsun sen? Yönelsene yönelmesi gereken yere. Demek ki beni görebiliyorsun. O zaman beni yön bana adır. İrtifan yükselt lütfen. Lisan, mizan insandır. Hazreti Ali, insanın, insan dilinin altındadır. Yani lisan insanın mizanıdır, ölçüsüdür. Davranışlarında itidal hasıl olur. Böyle kemal bulan bir insan. Hayatında önem taşıyanlar lisanına gelir. Neyi konuşuyorsunuz? Markette ne aldığınızda, poşete ne koyduğunuzda o dökülün akşam. Bir insan ne konuşuyor? Bir araya gelince lak 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 lak, içi lak laktır. Çünkü o dökülüyor. İçeride olmayan dökülmez. Lok 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 konuşuyorsa lok 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 loktur. Arkadaşlar, insan kendisini mahkematta diyor ki lisanı ile ifade eder. Lisan, efendim kalbin aynasıdır. Başka bir yerde lisan, göz kalbin aynasıdır. Kelam diyor, niye bak, kelam, lisan, mahkematta orada geçiyor. Nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Yani bir insan kullandığı kelimelerle ve kelamın kalitesine göre de o adamın içsel aleminden haberdar olursun. Onun için biz yeni gelenlere sorarız böyle dersen ne iş yaparsınız, nasılsınız, memleketseler. Onun tarihi kronolojisini yazmak için değil. Bu adamın kelamlara karşı yaklaşımı, kullandığı tabirler ve mahiyeti ta ki içsel aleminden ipuçlar taşıyor kelam bana. Ben o kelamla, yani kelimenin içine koymuş olduğu mana ile, yani içi boyası, iç boyasını kelamın içine koyuyor. Ben adamın içini kısmen seyrediyorum, ona göre ders yapıyorum. Bak ben dersim ne olacaktı biliyor musun? Ya aşil yapacaktım, ya tevhid yapacaktım, ya gurur ve suizan bu akşam. Sonra baktım tesbihatta kalbime şey, gurur ve suizan. Suizan çok içsel bir dengesizliğin ifadesidir. Tamam? En büyük suizan kendisine suizandır. Tamam? Oraya inşallah başka bir akşam yaparız. Orada çok harika bir derstir. Tamam? Fakat kader ilahi demek ki bizi buralara sizin arzunuzda, teklifinizde bu şevket. Demek ki her istediğimiz olmuyor. Olmuyor yani kader ilahi. Yani biraz da böyle kendine hata yapabilme fırsatı vermelisin. Hata. Yani ben niye böyleyim? Ben niye adam olamıyorum? Ya kardeşim o kadar zulmetme. Dur. Tövbe kapısı açıktır. En harika ayetlerden bir tanesi. Herkes kendisine göre bir aleminde Kur'an vardır. Ve Kur'an'ında bir ayet-i kürsüsü vardır. Mesela alemimde benim en harika ayetlerden bir tanesi de tövbe kapısı açıktır. Ya açık olmazsa tövbeyi al, yap, günah yaptın, çizildi. Günah, tövbe mövbe yok. Ne yapacaksın? Yok. Etmiyorum arkadaş dese. Allah'ın ortağı mısın? Mahkeme verebilir misin? Bir tanesi öyle demişti. Mübarek gecelerde dedim ki ya Allah'ın hikmeti ya böyle rastlıyorum. Dedim arkadaşlar en az bu dedim Kadir gecesine en az la kal her Kur'an harfin 30 bin sevabı var. Dedi nasıl bir Allah'a Allah desen dik üstünde harf sayıldığı için 5 ediyor. Elif tek başına harf sayılmaz. Hemze de var içinde. Hemze de var içinde. 5 ediyor. Ne yapar en az 30 bin olsa Allah desen 150 bin mi? Harika bir şey. Günah da o öyledir yani o akşam. Dedim Allah böyle yapacak mı? Bir tanesi demesin mi? Tamam. Ya hocam ne olur mu dedi ya bu akşamı nedir yani Allah diyeceksin 30 bin. Dedim sana ne sen Allah'ın ortağı mısın? Allah diyor ki veriyorum. Elimi kaldırdım ya Rabbi. Senin vaadini Resulullah söyledi. Böyle böyle veriyorum. Bize ver ya Rabbi. Ama adam istemiyor. Buna verme. Yok hocam dedi bana da ver diyor. O zaman niye istemiyorsun be kardeşim ya? Yok bana da versin diyor. Niye o zaman engel? Sen Allah'ın ortağı mısın? Sen şimdi Allah'a niye bir kendin gibi düşünüyorsun? Al günüm ver günüm. Bire bir. Ölüş olur mu ya? Allah'tır mı ya? Acayip bir şey ya. Yok şimdi versin diyor. Niye Allah'a suizan? Niçin anlattım? En büyük suizan Allah'a suizandır. Bunu demek için anlattım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a ömrünüzde hiç olmasa bir defa hüsnü zannedin. Yani
Allah beni yakmaz ya. Allah niye yaksın? Allah beni koruyacaktır. Hüsnü zannedin. Bunu ne olduğunu haşir meydanında gene Cenab-ı Hak gene tarif ediyor. Hadis-i şerifleriyle. Hadis-i şerif de Allah'ın ifadesi. Diyor ki kul cehenneme doğru giderken arkaya bakar. Bakar böyle. Zebani der ki ne bakıyorsun arkaya? Yok bir görmüştüm beni sürüklüyorlardı böyle rüyamda. Efendim korkmayın daha haşir meydan kurulmadım var rüyada gördüm. Hiç öyle bir siyahlık görmedim. Surat yok. Hiçbir belirleniş yok. Caterpillar dozer gibi bir sandal sonra sürüklüyor. Sürükledi. Böyle ne arkaya bakıyorsun dedi. Aynı tahakkuk etti. Onun için ihal deste zikrederim bunu. Kardeşim Allah Resulü diyor mu? Hüsnü zannedin Rabbinize. Neye bakıyorsun? Allah beni götürmeyecek oraya dedim. Mahkeme bitti dedi. Cehenneme gidiyorsun. Allah beni yakmayacak. Hani var ya hadiste. Ondan sonra münadi der ona. Ne diyor kulum? Allah bilmiyor mu? Bize ifade ediyor. Ne diyor o kulum diyor. Hadiste geçiyor. Diyor ki ya Rabbi diyor ki diyor bu. Beni Allah yakmaz. Nereden biliyordu? Ben öyle inanmıştım Allah'a diyor. Allah bana vaat etmişti. Allah da diyor ki Celle Celaluhu kendisi söylüyor. Ben kulumun zannı üzerindeyim. Geri döndürün. İzzetime yemin ederim ki onu affetti. Allah nasıl diyor ki buna? Hiç olmasa emrinizde bir defa Allah'a hüsnü zannetti. Allah hoştur ya bizim gibi. Biz küçük kafamızda niye çiziyoruz böyle dikdörtgeni ya? Allah hak çiziyorsun ya. Allah nihayetsizdir. Bir tanesi bana dedi hocam beni Allah affeder mi? Almanya'da değil mi? Her türlü şey yapmış. Ne yaptın dedim. Hususi. Hocam dedi Allah ne yasak etmiş hepsini yaptım. Şimdi bana niye geldin? Dedim. Ben tövbe ettim dedi. Ama dedi rahatsızım dedi. Psikolojim bozuldu. Acaba Allah beni affeder mi? Şimdi ona desem ki affeder bilmem ne. Klasik zaten onlar biliyor. Dedim ki senin günahların mı büyük Allah mı büyük? Tövbe dedi ya. Peki dedim Allah günahlarında büyükse bu bir. Allah senin günahını affetmekten yorulur mu yorulmaz mı? Yorulmaz. E dedim Allah niye böyle kendi çerçeveni çiziyorsun? Bak demek ki Allah senin günahlarından büyük. Allah senin günahlarından daha güçlü. Allah da vaat etti. Tövbe edin bir daha eski halinize gelmesiniz. Tövbenizin kefili benim diyor meale. Ayet. Benim diyor. Hani nasıl tövbesi o demekmiş yani. Bir daha dönmemek. Dönme arkadaş. Sahabe ne yapmış buna mukabil? Ya Resulallah, iyiydi demiş, Allah ondan razı olsun. Ya Resulallah, tövbemi bozsam, tekrar tövbe etsem, gene tövbe et diyor günah. Gene diyor günah işlesem, gene tövbe et diyor. Gene beni Allah affeder mi? Affeder diyor. Peki diyene tövbemi bozsam, günah işlesem, Allah beni affeder mi? Baktı ki bu adam durmayacak Resulallah diyor ki, kul tövbe etmekten yorulmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Çok güzel demiş değil mi? Elhamdülillah. Resulullah bu tabi. Pedagog. Aleyhissalatü vesselam. Burada duralım mı? Duralım. Çünkü sen durmuyorsun diyorsunuz. İnsanın erdemine gelmiştik. İnşallah başka akşam başka şeyde başka mevzuda buluşmak üzere. Ve ahirde vahumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.